Allah'a hamd etmek lazım. Hiç unutmuyorum, 12 Eylül'den sonra hemen bizi tabii içeriye aldılar. Siyasi şubede Gayrettepe'de 24 numaralı hücreye soktular. Yerin altında 3. katta bir hücreydi. İçeriye girdiğimde karanlık, çok az bir ışığın aydınlığında sadece oradakilerin suratlarını zor bela teşhis edecek kadar zayıf bir ışık vardı. 8-9 kişi daha içeriye atılmış, dar bir yer. Beni de oraya soktular, attılar. Oradakiler ne çabuk öğrendiler benim hoca olduğumu. Nasıl öğrenmişler bilemiyorum. 5 dakika, 10 dakika olmadı, şöyle nefes alayım. Cehennemi bir yer, hava yok, bir şey yok, yerin dibindesiniz. Bir tanesi dev yol denen o melun örgüte mensubumuş, üniversiteden kaçmış, 8-9 cinayet işlemiş bir adam. Orada saç sakal birbirine karışmış, hemen sokuldu yanıma. Dedi ki, söyle bakalım dedi hoca, Allah mallah var mıymış dedi. Daha 10 dakika geçmemiş, hücreye atılmışım, boğulacağım, hava yok. Şimdi anladın mı dedi Allah mallah olmadığını dedi. Allah sizin dedi, Allah dediğiniz şey dedi ekmektir, insan ekmek için yaşar, ekmek için savaşır dedi. Allah mallahın olmadığını şimdi daha iyi anlamışsındır herhalde. Yani insana 100 tane hançer vurulsa bu kadar zoruna gitmiyor. Şimdi düşünüyorum da Allahu Teala ne büyük kudret ya Rabbi, ne büyük ibret gösteriyor. Sizin hiç aklımdan çıkmıyor o mel'unun dediği söz. Sizin Allah dediğiniz şey diyor işte ekmektir, geçimdir, maddedir demek istemişti. Şimdi Rusya'yı görüyor musunuz? Allah-u Teala resmen Rusya'yı ekmeksiz, yani aç bıraktı. Ne ibret ya! Ne müthiş bir ibret yani. Madde ve ekmek sevdasıyla ortaya çıkan koskoca bir Rus devleti, Allah'a sonsuz hamdolsun ki şimdi ekmeksiz kaldı. Açlık içinde Azerbaycan'ı, şurayı burayı gezip gelen arkadaşlar, Moskova'yı dolaşıp gelen arkadaşlarımız var. Yemin ediyorlar ki marketler, dükkanlar, fırınlar olduğu gibi bomboş, simsiyah, kupkuru bir ekmeği bulmak büyük başarı orada diyorlar. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bunu bize göstermiştir. Şimdi Rabbimizden Amerika'nın da aynen böyle yıkılmasını istiyoruz Rabbimizden. Ve inşallah göreceğiz diye bana içime bir ferahlık geliyor. Amerika'nın Birleşik Devletler ya, 57 eyaletten kurulmuş. Bana öyle geliyor ki 2000 yılının içinde çatır çatır Amerika'da vallahi yıkılacak, çökecek yani. Bunu da bize gösterecek Rabbimiz. Ve bütün bunların dışında taptaze, daha bu sabah nazil olmuş gibi ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Hakim yeryüzünde en canlı bir dinamizm olarak devam edecek inşallah Teala. Efe gayra dinillahi yebgun, Rabbimiz soruyor sualle. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Görmüyorlar mı ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah'a teslim olmak. Görüyorsunuz yani İstanbul'a 5 santim, 10 santim kar yağdı, bütün İstanbul teslim oldu. Belediye başkanları aciz, belediye teşkilatı aciz, elektrikler söndü, sular kesildi, kaloriferler yanmadı, okullar tatil oldu, çocuklar sokakta kaldı. Düşünün yani 20. asır kapanacak, 21. asra giriyorlar, 2000 yıla yaklaşmışlar. 5 santim Allah tarafından semavi bir kudretle yağan karın ve soğuğun ve rüzgarın
neticesinde koca 10 milyonluk İstanbul 5 santimlik kara teslim oldu mu olmadı mı? Oldu. Daha neye kafa tutuyorlar? Neye karşı çıkıyorlar? Hangi güçlerine, hangi enerjilerine inanıyorlar, aldanıyorlar? Benim aklım almıyor. Ve lehu esleme, esleme, yüslimu İslam kelimesi buradan geliyor, görüyorsunuz. Teslim olmak demektir. Ve lehu, lehu Allah'a demek. Hu Allah demek. Lehu Allah'a esleme, teslim olmuştur. Men fis semavati vel ard, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın hükmüne, Allah'ın kudretine teslim olmuşlardır. O halde siz Allah'ın dinini bırakıp da başka bir din mi arıyorsunuz? Devamlı söylüyoruz, zihinlerimizde taze kalsın diye. Adam dinsiz olmayı istemiyor. Hatta fena kızıyorlar. Bir adama sen dinsizsin de kızıyor. Dinsiz olmak tabii çok çirkin bir şey. İğrenç bir şey. Ama peki nasıl bir din istiyorsunuz? Allah katında Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar geçen zaman içinde ve ondan sonra da kıyamete kadar geçmiş ve gelecek zaman içerisinde Allah katında bir tane din var. İkincisi yok. Nedir o? Hepiniz biliyorsunuz. İnneddine indallahil İslam. Allah katında, Allah nazarında, Allah'ın hükmünde, Allah'ın din yolunda İslam'dan başka bir din olmadığını kesin olarak ayet-i kerime ifade ediyor. İnneddine ancak ve ancak din indallahi Allah katında el-İslam, İslam'dır. Hristiyanlık bir din değil mi? Şu anda mevcut olan Hristiyanlık Allah katında anlatılan dini tevhid olmaktan çıkmıştır. Bunu bilmeyenimiz yok. Şu andaki Yahudilik Allah katında İslam diye isimlendirilen, anlatılmak istenen tevhid dini, Allah'a teslimiyet dini olmaktan uzaklaşmıştır. Hristiyanlığı ilahi bir din, tevhide dayalı bir din olarak kabul etmiyoruz. Yahudiliği kabul etmiyoruz. Müslümanın kabul etmesi mümkün değil. İslam'dan başka bir din kabul etmek mümkün değil. Mümkün değil. Dini kaldırıp atmak da mümkün değil. Başka bir dine girmek de mümkün değil. Şimdi duyduğumuza göre muhtelif semtlerde, Levent'te, Etiler'de, Şişli'de ve buna benzer bilhassa camisiz, secdesiz, seccadesiz, kıblesiz semtlerde Hristiyan misyonerleri yahut Yahova şahitleri namında bir takım kimselerin bu bölgeleri ve bu bölgelerin insanlarını Hristiyanlığa davet etmek üzere yığın yığın broşür ve küçük kitap dağıttıklarını işitiyoruz. İstanbul'da hızlı çalışıyorlar. Bir yandan bunlar çalışıyor. Bir yandan televizyonda haç, boğazlarında haçlarıyla, istavroz dediğimiz haç işaretleriyle Hristiyan kökenli filmler oynatmak suretiyle Müslüman Türk milletinin çocuklarına papazları şirin göstermeye, Hristiyanlığı hoş göstermeye çalışan filmler sürekli yayınlanıyor mu, yayınlanmıyor mu? Yayınlanıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunların yaymak istedikleri, yapmak istedikleri din Allah katında kabul edilen din olmaktan uzak.